Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Geçen haftaki videomuzda romatizmal hastalıklar nedir, kaç çeşit romatizmal hastalık vardır, iltihaplı romatizma, iltihapsız romatizma ve bunların tedavilerinden bahsetmiştik. Bugün de sizlerle gene romatizma konusunda devam edeceğiz. Bugünkü konumuz romatizma testleri nedir, romatizma testleri var mı? Biz romatizma testlerini Türkiye'de hekimler doğru olarak kullanıyor muyuz? Hastaların da bu romatizma testleri konusundaki algısı nedir? Bundan bahsedeceğim. Maalesef romatizma testi olarak bir paket Türkiye'de yerleşmiş durumda. Bunu hem hastalar hem de hekimler bazen sık sık istemekte ve bunlara romatizma testi adı verilmekte. Hastalar da polikliniklere, muayenehane odalarına, hocam bende romatizma var, romatizma testi yaptırmak istiyorum. Ya da şu romatizma testlerimi yaptım, bunlar pozitif çıktı, bende romatizma var diye polikliniklere başvurmaktadır. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu şekilde bir romatizma testi yok. Biz genelde Türkiye'ye nasıl yerleşmişse bunu da bilemiyoruz. ASO, CRP ve RF diye 3 tane paket testi ki ben buna Bermuda şeytan üçgeni diyorum. Bu testler hem hekimlerde hem de hastalarda romatizma testi olarak kabul edilmiş. Şimdi onları göstermek istiyorum. Şimdi ASO, CRP ve RF'yi bir paket olarak genelde hekimler, hastalar romatizma testi olarak istemekte ve bazen check-up paketleri içerisinde de bunları görmekteyiz. Bunlar yanıltıcı testlerdir. Bunları romatizma testleri olarak kabul etmemek gerekir. Bizi doğru yola götürmez. Hastalara zaman kaybı, doktorlara zaman kaybıdır. Şimdi bu testler demin de söylediğim gibi ASO, CRP ve RF. Bunlar ASO dediğimiz test. Bir boğaz enfeksiyonu sonrası yani beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakterinin boğazda bir enfeksiyon yapması sonucu yükselen bir testtir. Yani boğaz enfeksiyonunu geçirildiğini gösteren bir testtir. Romatizma testi değildir. Fakat niçin böyle bir yanlış algılama var? ASO'yu görünce romatizmam var deniliyor. ASO 5-15 yaşlarındaki çocuklarda geçirilen boğaz enfeksiyonu sonucu kalp romatizması veya böbrek iltihabı yaptığı için ki şükürler olsun şimdiki zamanlarda pek gözükmüyor bu. Yaptığı için daha eskiden bu ASO testi romatizmal ateş tanısında bir kriter olarak kullanılmaktaydı. Ama şu an için bunu sık görmemekteyiz. Hele hele büyüklerde ASO testinin hiçbir anlamı yok. Yani hastalar ellerinde ASO testi ile gelip hocam benim ASO'm yüksek bunu düşürmem gerekiyor nasıl düşüreceğim diye. Bunu düşürmeye gerek yok. Bir boğaz enfeksiyonu geçirdikten sonra ASO testi 1 ay, 2 ay, 6 ay pozitif kalabilir, yüksek kalabilir. Hastanın şikayetleri önemli, kliniği önemli. Bunun için bir ilaç vermeye gerek yok. O zaman demek ki ASO'ya bir çarpı koyuyoruz. CRP denilen test de her türlü vücuttaki enfeksiyonda, iltihabi durumlarda yüksek çıkabilir. Boğazınız iltihaplanır, sinüsünüz olur, kulağınızda iltihap, idrarınızda, akciğerde bir zatürre geçirirsiniz. Bu bir enflamasyon testidir, romatizma testi değildir. Ama bunu da romatizma testi olarak CRP'yi yanında sedimentasyonu, lökositi bu şekilde yorumlanıyor. Bu da bir romatizma testi değil. Sadece romatizman hastalığın alevlenmesini yani aktif mi yoksa pasif halde mi olduğunu gösteren bir testtir. Yoksa romatizma testinde CRP'ye bakarak da romatizma testini koymuyoruz. En sonuncu testimiz de RF denilen romatoid faktör testidir. Bu romatizmal hastalıklarda kullandığımız bir testtir. Özellikle romatoid artritin ve diğer romatizmal hastalıkların testi için kullandığımız bir testtir. Ama hastayı muayene etmeden, klinik bulgularını anlamadan sizin kafanızda bu hasta bir romatoid artrit olabilir, sistemik lupus eritematozis olabilir, skleroderma olabilir demeden direkt bu testi istemek de kafa karıştırır. Çünkü bu test romatizman hastalıklar dışında karaciğer hastalıklarında, Hashimoto hastalığında, kanserde hatta normal popülasyonda da %10-15 civarında görülebilir ve yanıltabilir bizi. Onun için bu testi de hastaları muayene etmeden istemiyoruz. Demek ki şu üçlü paket testimizi romatizma testi olarak kabul edip istemiyoruz. Bunu genelde böyle bir alışkanlık var. Doktorlar bunları yaptır diyor. Fakat yaptırdıktan sonra yeni sorunlar başlıyor. Tesadüfen RF yüksek çıkıyor ki normalde yüksek olabilir.
Bu sefer hasta bunu çözümlemek için doktor doktor dolaşmaya başlıyor. Bunun için gereksiz yere bu testleri istememek lazım. Bazen öyle hastalar görüyoruz ki romatoid faktör istenmiş fakat bir değil, iki değil, üç değil, 15 kez, 20 kez isteyen hastalar var. Niye? Romatoid faktör istenmiş, hasta bende romatizma var. İşte bazı ilaçlar kullanıyor. Bu düştü mü, düşmedi mi, nedir diye tekrar tekrar isteniyor. Bunu hekim de istiyor. Bu testleri eğer kişide romatizma olsa dahi romatoid faktör pozitif çıktıktan sonra bir daha istemeye gerek yok. Çünkü hastalığın tedavi olmasıyla veya ilerlemesiyle romatizmal testin RF testinin bir alakası yok. Yani hasta iyi oldu, bu test düzeldi diye bir yaklaşım yok. Bunu bir sefer baktırdığımız zaman ki hastayı muayene ettikten ve romatizmal hastalık düşündükten sonra bunu istiyoruz. Velev ki bu testi hastanın romatizma olduğunu biliyoruz. Yani hasta karşımıza geldi. Dedi ki benim sabah tutukluğum var. Sabah kalktığım zaman eklemlerimde ağrılarım oluyor. Bunlar simetrik oluyor. Ateşim var, halsizliğim var, yorgunluğum var. PIF dediğimiz şu eklemlerde, MKF dediğimiz şu eklemlerde ağrılarım var. Hastayı daha bunları anlattığı zaman romatoid artrit diyorsunuz çok rahatlıkla. Romatoid artritte RF dediğimiz test pozitif çıkar. Ama pozitif çıkmadığı durumlar da olabilir. Bu pozitif çıkmadığı zaman bu hasta romatoid artrit değildir diyemeyiz. Klinik, muayene diyoruz. Ayrıca dördüncü testimiz de var. ANA diye bu testi de check-up'larda ve romatizma testleri olarak çok fazla istenmekte. Ve bu test yüksek çıktığı zaman doktorlar hemen ki normal popülasyonda da olabilir. Bu testin 1/40, 1/80'lik titrelerine kadarını normal kabul ediyoruz. Normalde de %5-10 civarında çıkabilir bu test. Ama bu test yüksek çıktığı zaman bu şekilde hastalar gene romatoloji polikliniklerini boşu boşuna işgal etmekte ve bu testin altında bir şey var mı yok mu diye araştırma yapılmaktadır. Buraya kadar belirttiğim şeylerden çıkan özet şu. Biz karşımızda bir hasta geldiğinde önce onun iyi bir anamnezini alacağız. Bütün hastalıklarda olduğu gibi iyi bir sorgulama yapacağız. Sonra romatizmal ağrılarının nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Bir iltihaplı romatizmaya benziyor mu, benzemiyor mu bunu anlamaya çalışacağız. Zaten bunları yaptığımızda biz hastada %80 bir romatoid artrit var mı yoksa lupusa yaklaşım, lupus gibi düşünebiliyor muyuz, skleroderma var mı aklımıza gelir zaten. Aklımıza gelen romatizmal hastalığın teşhisini doğrulamak için bu romatoid faktör, CRP, ANA testlerini istiyoruz. Ki aklımıza geldi, hastalığın tanısını biz kafamızda koyduk ama bu testler negatif geldi, gene o hasta romatoid artrittir, lupustur, sklerodermadır, uzaklaşmıyoruz. Yani testin negatif gelmesinin de çok fazla bir anlamı yok. Biz hastaları muayene ediyoruz, tedavi ediyoruz. Testleri muayene edip tedavi etmiyoruz. Tekrar söylüyorum, biz testleri tedavi etmiyoruz, hastaları tedavi ediyoruz. Bu yüzden özellikle şu ASO, CRP ve RF üçlü paketinin Türkiye'de artık romatizma testi olarak kullanılmasını engellememiz gerekir. Hekimlerin ve hastaların da bu konuda hem bilgili hekimlerin bilgili hastaların da gereksiz yere bu şekilde istekte bulunmaması gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.